Herkese merhaba. Klasifix Araştırma Departmanı'nın hazırlamış olduğu öğle yayınına hoş geldiniz. Dün Lagarde'ın açıklamalarından sonra Asya ve Avrupa seansında Şahin açıklamalar fiyatlanırken şimdilik ABD ithalat, ihracat ve ticaret dengesi verilerinden önce dolarda şimdilik kısmi de olsa zayıflama devam ediyor. Halihazırda pivot bölgelerin biraz üzerinde fiyatlanmaya devam ediyoruz. Güçlü dolar devam edecek olursa ve geri çekilmelerde 1.1394 seviyesi kırılacak olursa 1.1368 ve 1.1300'ı takip edebiliriz. Halihazırda 1.14'lerin üzerinde kalmaya devam ettikçe ECB tarafından şahinlik fiyatlanmaya devam ederse 1.1465, 1.1517 seviyelerini takip edebiliriz. İngiltere tarafında bugün itibariyle 100 günlük hareketli ortalama bölgesinin üzerinde fiyatlanmaya devam eden sterlin dolar paritesinde dolar verileri güçlü gelecek olursa düşüşün devamında 1.3433'ü takip edebiliriz. 1.3596 direnç seviyesine de yakın seyrediyoruz. Yükselişlerde 1.3596 kırılacak olursa orta vadede 1.3732 takip ediyor olacağız. Türk lirasına bakacak olursak Türk lirasının enflasyon baskıları ile birlikte 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine uzaklaşma devam ediyor. 13.59 direncini kırdık ve kalıcılık devam ediyor olursa 13.93, 14.24 ve 14.43 seviyelerini takip edebiliriz. 13.45 desteği aşağı yönlü kırılacak olursa da 13.20, 12.96 seviyelerini takip ediyor olacağız. Şimdilik öğle seansında bir miktar sakinleyen dolarla birlikte halihazırda 1820 seviyelerine ve Rusya-Ukrayna krizi ile birlikte dün itibariyle Putin ve Macron görüşmelerinden biraz daha fiyatlanmalar yukarı yönlü olduktan sonra yükselişlerini kısmi de olsa koruduğunu söyleyebiliriz ons altının. Jeopolitik risklerle birlikte yukarı yönlü hareketler devam edecek olursa 1827, 1833 ve 1838 seviyelerini takip edebiliriz. Geri çekilmelerde de 1811, 1803 seviyelerini izliyor olacağız. Ham petrol tarafına bakacak olursak ABD ve İran arasında müzakerelerin tekrar başlamasıyla birlikte piyasaların biraz daha rahatladığını söyleyebiliriz. Kar satışları şimdilik gelmeye devam ediyor. 90.04 desteğinin altında kalmaya devam edersek 88.70 ve 86.53 seviyelerini takip edebiliriz. 90.04 direncinin destek pivot bölgesinin üzerine taşınırsak tekrardan 91.90 ve 93.74'ü izliyor olacağız. DAX tarafına bakacak olursak dünkü ECB'nin şahinliğinden sonra bugün itibariyle tekrar yükselişler gerçekleştirse de Avrupa ve ABD seansıyla birlikte şimdilik geri çekilmeler devam ettiğini söyleyebiliriz. 15.160 desteği kırılacak olursa DAX tarafında geri çekilmelerde 14.975 ve 14.405 destek seviyelerini takip edebiliriz. 15.160'ın üzerinde kalıcılık devam ederse de 15.605 seviyesini takip ediyor olacağız. Bitcoin'de uzun zamandan sonra 40.000 seviyelerinin üzerinde kalıcılık şimdilik devam ediyor. 43.920 direncinin üzerine çıkacak olursak ve kalıcılık sağlanır olursa 46.100, 48.160 ve 51.760 seviyelerini takip edebiliriz. Fakat bir haftalık ciddi yükselişten sonra kar satışları gelmeye devam edecek olursa 40.000 ve 38.720 seviyelerini takip ediyor olacağız. Günün geri kalan kısmında herkese bol kazançlı işlemler dileriz.